Herkese merhaba. Şu anda tam 10 dakikam var. 10 dakikada hemen hazırlanıp evden çıkmam gerekiyor. Günlük bir makyaj yapacağım size. Yani benim daha doğrusu makyaj yapacağım. İlk önce birazcık fondötenimi yıkayacağım. Benefit'in Hello Happy kullanıyorum. Ama bir şey unuttuk. Saçımla ilgili bir şey unuttum. Hemen geliyorum. Son zamanlarda saçlarımı çok uğraşıyorum biliyorsunuz. Çok fazla boya işlemi oldu. Çok fazla örgü vesaire. Boyadan dolayı oluşan sertlikleri almak için banyodan sonra nemini almış saçlarımı uyguladığım bir ürün var. El yorumu ipeksi yumuşaklık sağlayan Express bakım spreyini kullanacağım. Saçlarımın her yerine uyguluyorum. Özellikle saçlarınız boyalı falansa ve sertleşiyorsa mutlaka bundan uygulayın. Uygulayınca anlayacaksınız ne demek istediğimi. Sonra saçlarımı şöyle tarıyorum. Ve saçlarım bu şekilde bekliyor. Hemen makyajıma geçiyorum. Benefit'in Hello Happy fondötenini uygulayacağım. Şöyle az biraz. Küçük fırçamla dağıtıyorum. Bölgesel bir şekilde gerekli noktalara uyguluyorum. Renk eşitsizliğini dengelemesi benim için yeterli. Maybelline Fit Me Concealer'ını uyguluyorum göz altlarıma. Günlük hayatta kullandığım ve çok pratik bulduğum bir ürün. Ki biliyorsunuz ben Amerika'dayken de çok kullanırdım bunu ya. O zamanlar Türkiye'de yoktu. Ve o kadar çok olmasını istiyordunuz ki. Şimdi geldi. Ülkemizde artık. Cosmic. Diğer tarafa da. Bu fırça burada çok güzel. NYX'in 26 numaralı fırçası. Hem fondötenini çok güzel dağıtabilirsiniz hem de kapatıcınıza. Şöyle kalanlarla önceden arasına göz kapaklarıma. Havalar son zamanlarda aşırı sıcak olduğu için mutlaka pudra kullanıyorum. Rimmel London Stay Matte pudrasını kullanıyorum. Şu şekilde alarak özellikle T bölgeme, burnuma ve iki kaşımın arasına böyle pudra alıyorum. Çünkü benim en çok bu bölgelerim yağlanıyor. Son zamanların gözde ürünü benim için L'Oreal'in bu Back to Bronze'u. Gerçekten çok güzel. Aşırı seviyorum. İçerisinde hiçbir şekilde turunculuk içermeyen ve çok güzel bulduğum bir bronzer oldu. Mutlaka bakın. Uygulaması da çok kolay. Ben şöyle yamacık kemiklerimin üzerine uyguluyorum. Anlamadı aynı şekilde. Bu arada saçlarımı yine boyattım ya. Aslında bu kadar koyu yapmak istememiştim. Yani ama işte bazen kuaförler anlamıyor isteklerinizi ve kendi bildiklerini yapıyorlar. Bu durumdan çok şikayetçiyim arkadaşlar. Ne yapacağız bu durumu? Yine L'Oreal'in aynı serisinden olan Lysa Peach alanı uygulayacağım. Bu da son derece güzel bir yaz için kullanabileceğiniz mükemmel doğal bir alık. Böyle şeftali tonlarında. Güzel, hoş duruyor. Birazcık burnuma da uygulayacağım. Şu kısımlar özellikle. Seviyorum. Çünkü. Göz makyajına ben geçiyorum. The Balm'ın Betül Munayrizen'i uygulayacağım. Bu ürün gerçekten çok güzel. Aslında tan ürünü. Ama ben rengini, bronzunu çok sevdiğim için göz makyajını da çok kullanıyorum daha çok. Ve bunu bütün göz kapağıma dağıtarak, dağınık bir şekilde uygulamayı tercih ediyorum. Diğer gözümü de aynı şekilde. Böyle bütün göz kapağı uygulamayı, kaş altlarına kadar gelmeyi çok seviyorum. Hatta göz altlarımı da uygulayacağım. The Balm'ın Bone Illuminizer'ını uygulayacağım. Burnucuma ve yanaklarıma highlighter olarak. Evet, bu bence tam olarak yaz highlighter'ı. İçerisinde bronz yansımalar var çünkü. Eğer böyle bronz highlighter'ı seviyorsanız hem uygun fiyatlı hem de gerçekten çok güzel duruyor. Yani özellikle bu tarz makyajlara ben inanılmaz yakıştırıyorum.
Şimdi maske uygulayacağım. Normalde ruj kullanmıyorum günlük hayatta. Nemlendiriciyle makyajımı tamamlıyorum. Ama bugün çok beğendiğim o uygun fiyatta pastelin bir ruju var. Daha önce bunu hiç denememiştim ve bunu aldım, beğendim. Çok güzel bir renk. O yüzden bu rengi belki hoşunuza gider diye bu makyajda bunu kullanacağım. Ama öncesinde Flormar'ın bu slim maskarasını uygulayacağım. Çok yoğun bir maskara uygulamayacağım. İlginç değil mi? Bence de çok tuhaf bir durum. Çünkü ben maskara çok uyguluyorum normalde. Ama çok öyle uygulamaya gerek yok. Bu maskara kirpikleri çok uzatmıyor bence. Ama tek tek ayırıyor. O yüzden seviyorum. Şimdi biraz da altlara uyguluyorum. Pastelin bu matte liquid rujunu kullanacağım. Ben bunun rengini çünkü çok beğendim. Şimdi bu ruju silmek istemiyorum. Evden çıkacağım için birazcık bunu daha yumuşatacağım. Bu Maybelline markasının bu Gigi Hadid koleksiyonundaki Taura rengini alacağım ve dudaklarımın tam orta kısmına uygulayacağım ki biraz daha böyle günlük kullanıma uygun bir renk olsun. Hafif şöyle rengini açacağım. Şöyle biraz ombreli. Biraz daha açabiliriz önce. Saçımı arkadan şöyle sık sık toplayacağım. Zaten ıslak ıslak toplandığında ki ben o görüntüyü çok seviyorum. Bu şekilde bir makyaj oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma ilk defa geldiyseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok öpüyorum. Hadi çıkın. Bye!